Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü. Türkiye tarihte en geniş kabul gören insan hakları belgesi olarak kabul edilen çocuk haklarına dair sözleşmeyi 1990 yılında imzaladı. Peki bu sözleşme çocuklara ne gibi haklar tanıyor? Aylan bebekler, çocuk gelinler, küçük yaşta zorla çalıştırılan çocuklar, şiddet gören, istismar edilen küçük bedenler. Aslında hepsinin yaşama, gelişme, zararlı etkilerden, istismar ve sömürüden korunma, aile, kültür ve sosyal yaşama eksiksiz katılma hakları var. Peki bu haklar ne kadar biliniyor? Bilmem, bir şey düşünmedim hiç. Yaşama hakkı olduğunu biliyorum. Özgürlük hakkı, çalışmama hakkı, okuma hakkı. Çocuk haklarına dair sözleşme tarihte en geniş kabul gören insan hakları belgesi olarak biliniyor. Çocuğun üstün yararı, yaşama hakkı, gelişme hakkı, katılım hakkı bu tür hakim ilkeler her ülkenin kendi adalet sisteminde, çocuk adalet sisteminde yerini buldu. Tabii ki bu hükümlerin varlığı tek başına yeterli değil. Bunların biraz da uygulamada olması gerekiyor. Devletler çocuk hakları sözleşmesini en geniş katılımla kabul etse de uygulamada sıkıntılar yaşanıyor. Ne yazık ki uygulamada bazı sıkıntılar yaşamaktayız. Özellikle zorla evlendirme, küçük yaşta evlilik dediğimiz konuların Türkiye'de oldukça yaygın olması. Biliyoruz ki çocuk adalet sisteminde tutuklama en son çare olması lazım. Ama ne yazık ki bu tutuklamalar gündemde. Çocukların büyüklerinden beklentilerine gelince. Bize iyi davranmalarını, anlayışlı olmalarını bekliyorum. Barış olsun, savaş olmasın, çocuklar ölmesin. Kimi daha çok oyun oynamak istiyor, kimi daha fazla özgürlük istiyor. Ama hepsinin ortak bir hayali var ki o da savaşsız mutlu bir dünya.